isteyince oluyor. Aranızda VIP var mı? VIP psikiyatristten ben görmedim, bilmiyorum. Yakmış. Yok. Ben de öyle genelde tahmin etmiştim. VIP yerlere gidiyoruz, VIP ağırlanıyoruz ama VIP Niran, psikolog Niran'cığım olmadı. Duymadım. Genelde VIP yerlere gidip VIP ağırlandığımız oluyor ama VIP psikolog hayatımda ilk kez duydum. Ama tutabiliriz yani, problem yok. Orada hiç VIP davranmıyor vallahi, hep çıkıp buraya. Hatta bu psikolog numaradan VIP ağırlanıyor. Bahar versin bak, de. Bak sen benim sırlarımı zorluyorsun, tamam mı? İçeride zorluyorsun. Kötü bir kelime kullanmak istemiyorum, susuyorum. İçime kötü kelimeler geliyor. Çok mutlu oluruz. Konuşmayacağım artık. İçeride ne yapabilirim pardon ben? Terliklerimi giyip eşofmanlarımla geliyorum. Nasıl bir şey yapmam gerekiyor? Siz nasıl geliyorsunuz Öykü Hanım? Çok merak ediyorum. Ben sizi gördüm, siz eşofmanlarla geliyorsunuz. Tabii canım. Nasıl gelebiliriz? Nasıl bekliyor? Öykü Hanım'ın eşofman söz konusu değil. İnsan ne konuşmalarıyla VIP ya olduğunu zaten belli eder. Ya seninle muhatap olmuyorum. Seni kale almıyoruz. Ay bu kız benim ay zıvandan çıkartıyor ya. Gerçekten içeride böyle sürekli konuşuyor. Benim hakkımda konuşuyor. Adım geçiyor. Susuyorum, susuyorum. Ben odalardayken plan yapıyor arkamdan. Sabır diliyorum. Ben senin orada kenara oturduğunu biliyordum. Tamam, sen merak etme. Şimdi biz herhangi bir planın uygulanmaya geçtiğini görmedik. Öykü Hanım, bu senin iddian. Tamam. İddian ama konuşmaları duyuyorum. Aa bak, Niran da bunu planlamış. Gelmiş denize bunu yapmış. Görürsek i̇şte iki gözümüzle, müsaaden iki gözümüzle görürsek da hak veririz. Ama sen burada sürekli bir algı yaratır gibi arka arkaya benim hakkımda plan yapıyor, plan yapıyor, plan yapıyor. Ve hiçbir şey yokken ortada, bir saniye yokken yaparsam bu sefer sen yapmaya çalıştığın duruma düşeceksin. Bu şekilde plan yapan insanlardan ben korkarım. O yüzden çok fazla ya. Olduğu yerden bile kaçıp gidiyorum. Bak bir şey söyleyeceğim. Bak bu algıyı yaratıyorsun. Bunu bir kabul et. Tamam mı? Burada her birinizin verdiği mücadele, rekabet adına verdiği mücadele sana olan ona da oluyor bir gün. Ona da oluyor. 4-5 kişi birden onun üzerine de gidiyor. Bu sana özel bir şey değil. Bu yarışmanın doğası. Bunu taşıyamayacaksan isyan ettiğinde üstüne başına yansıyacak ve bir şekilde tarz alamayacaksın, puan alamayacaksın ve gideceksin. Onlar sanıyor ki ben bıkıp gideceğim ama bunu ya o zaman bunu susarak yapacaksın. Kıyafetinle yapacaksın. Sen kendin bulaşabilir miyim? Ay, kendin bulaşabilir miyim? Bir şey söyleyeceğim. Niran. Sadece bir şey söyleyeceğim. Evet, pardon. Şu hal ve tavrınla da. Ama beni çıldırtıyor. Çıldırmak başka bir şey. Kamera var, ekran başında insanlar var. Çok iyi bildiğiniz gibi yayın saatimiz nedeniyle yaşı küçük olanlar var. Tam da dediğinin karşılığı bir tavır sergiliyorsun şu ama anda. Beni o raddeye getiriyor Öykü Hanım. Dışarıda VIP. Yani bu, anladın mı? Buna da müsaade ediyorsun ve buna fırsat veriyorsun. O yüzden lütfen konuşmalarınıza özen gösterirseniz sevinirim. Her biriniz için geçerli bu uyarım. Bahar, Niran'a bir şey söylüyordun. Cevap veriyor muydun? Yok, ben kıyafetlerimi yapmamıştım daha. Ha, yapmadın. Ha, yapayım tamam mı? Peki, hadi yap bakalım. Ben kürkünü ve ayakkabılarını çok beğendim. Ayakkabılarını daha çok beğendim. Biliyorsun. Sadece ben, biraz karışık buldum seni ama sen ve Simay bu karışık şeyi taşıyabildiğinize inanıyorum sizin. Bu belindeki bağladığın şey hiç sevmedim. Bence onu aç, içine sok. Çünkü bu kombinde olmamış o. Sanki böyle spor durmuş. Beğenemedim karnının gözükmesini yürürken. Takılarından bir tanesi olmayabilirdi. Şuradaki ne bu? Siyah bir şey bağlı. T-shirt. T-shirt'ün değil mi? Onu pek sevemedim. Sadece altın sarı takıların olsaydı olabilirdi. Morla kırmızı ucunu çok sevdim. Bir de paçaların biraz daha aşağıda olabilir diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Selim. Bahar, olgun olduğunu kanıtlamak için illa kadın kadın giyinmene gerek yok. Bunu davranışlarına da gösterebilirsin bence. Abartmıyorum. Ete kemiğe bürünmüş hali gibi geldin bugün. Çok abartmışsın. Ama üzerine beğenmediğin parçalar yok değil. Kürkünü beğendim. Özellikle şu mor numarayı. İçinden de görünüyor astarı. Ve ayakkabılarını sevdim. Onun dışında deri taytının mat olmasını isterdim. Çok parlıyor ve paça boyununda yanlış bir yerde olduğunu düşünüyorum. Bluzunun boğazına bağladığın detayı, kolyen, yani çok fazla olmuşsun ve çok kadın kadın geldin bugün gözüme. Onun dışında sıradan yani. Sıradan. Evet. Şu sıra gibi mi? Hayır, o sıra hani gibi. Hani buraya benzemiyor. Bugün bana çok abarttığın tamam, için sıradan hali gibi geldin yani. Ama size göre sıradan değil. Beğenmedim. Teşekkür özellikle ederim. Özellikle kırmızı rujunu hiç sevmedim bu kürkün üstüne. Aa, teşekkür evet. ederim. Simay. Ben üstündekini çok beğendim. Mor astarın olması gayet güzel.
Ama daha mı böyle açık bir renk olsaydı diye düşünüyorum. Ama yine kötü durmuyorsun. Tişörtünü beğendim. Ben taytının parlak olmasını da sevdim. Ayakkabılarını beğendim. Ayakkabıların da çok güzel. Ben sadece tişörtünü sen yaptın galiba. Değil mi içindeki tişörtü? Aha. Tasarım dedin. Biraz açık buldum onu. Onu kapatmak için o kolyeyi herhalde. Affedersiniz. Ben kolyem için onu söyledim. Yani tasarım derken çok da şahane bir tasarım diye de demiyorum. Yalnızca bu şekilde tasarlanmış. Aynen, tişörtünden bahsediyorum. Ben bir tek içine giydiğin tişörtü beğenemedim. Ama ben olsaydım ben de böyle giyerdim. Gözlüğünün mor olması, kırmızı rujunun öyle olması beni hiç şey yapmadı, rahatsız etmedi. Bence güzel gözüküyorsun. Ben seni bugün beğendim yani geldiğin günler arasından. Yani bu en iyisi bence. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Hoş geldin Bahar. Merhaba. Konseptini kaçırdım. Nereye gidiyordun? Konseptin... bir psikiyatr var. Herkes için. Onun yanına gidiyorum. Beni de götürür müsün? Ah evet. Çok ihtiyacım var çünkü bayağı... Peki siz beni götürür müsünüz böyle? Ben seni götürürüm. Her yere götürürüm böyle. Teşekkür ederim. Gidelim o zaman. Ama psikolojim bozulduğu için senin psikiyatrından bir destek almak isterim. Evet, şu anda psikiyatrım VIP oldu. An itibariyle gerçekten. Şu kolyelerin. Psikolojisi bozulan kişi sayısı arttı. Seni öldürmeden çıkartabilecek miyim? Ölmüyorum, güçleniyorum. Çantana koy. Ya çantam yeni, bir de markayı kapattık, koymasam. Tamam, elinde tut, fark etmez. Yani şu yakayı kesip bağlamışsın, hoşuma gitti fikir olarak. Cool duruyor. Paltonun içinden çıkan, peluşun içinden çıkan mor ve dudağının kırmızısı çok iyi. Evet, yani tight pantolon biraz daha mat olsa daha iyi olurdu. Paçası ama düzgün bir yerde. Bir gözlüğünü bir çıkar bakayım. Gözlüklerimi çıkaramam. Şöyle bir bakacağım. Tamam. Bu gözüm ağlıyor. Eldivenlerini de sevdim. Çantana bakayım. Böyle. Neden olmasın? Yani kolyeler gidince tarz oldun. Bir şeyler konuşacaktım geride kalan konuyla ilgili. Aha. Ama seninle ilgili değil yani. Dönem muhabbetle ilgili. Ama kendimi tutmayı tercih ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim yorumunuz için. Bahar. Merhaba Nuray Çetin Efendi. Hoş geldin. Merhaba. Bana leoparla geldin ha? Biraz korkuyorum açıkçası. Bana leoparla geldin. Bana böyle gelmemeliydin. Hmm. Beni en fena yerimden vurdun Bahar. Leopar bana bazen böyle aşklar getiriyor. Aşk benim için leopar. Ama doğru kullanıldığı zaman böyle ne oluyorum biliyor musun? Kıskanıyorum onu ben. Aha. Neden bu giymiş diyorum, neden bu takmış diyorum. Tabii onu çok doğru kullanmak lazım. Tebrik ediyorum. Evet, kolyeler çıkınca çok iyi oldu. Eğer sıfır yaka olsaydı belki bir tanesi olurdu. İçindeki bluz, o tişört muhteşem. Teşekkür ederim. Olmuş. Ayakkabın olay. Bak sen ayakkabıya. Çanta retro. Kiralık mı? Hmm, hayır. Neyse, araştırırım ben. Çok araştırmıştım. Araştırmacı modacı Nur Yerlitaş. Retro çantaları çok araştırmıştım değil mi? Söyleyecek bir söz yok. Astarından da gözlüğü bağlamışsın. Aha. O gözlük bizim buranın gözlüğü. Evet. Evet. Bunu ödünç aldım. Yok, senin değil herhalde, tanıyoruz malımızı. Harsın be Bahar. Ama gözlerim çok acıdı. Teşekkür ederim. Aferin be Bahar. Aferin Bahar sana. Leopar'ın gücü adına. Leopar'ın gücü işte, leopar. Merhaba Bahar. Merhaba.
Leopar gücü tabii ki büyük bir güç ama o astara muhteşem. Ben moru, leopar mor, leopar buçuk pembe, yeşil yani neon tonlarında bayılıyorum zaten. Çok da yaptım turuncu zaten. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Tabii ki o tişörtü, o numara var orada. Evet aslında söz vermiştim size yapmayacaktım ama dayanamadım yine. Böyle çok sade kaldı gibi geldi içinde. Kolyeleri de takmışken keseyim dedim. Ama şimdi bunun çok fazla şey bir şey söylemeyeceğim. Çünkü bu tişört yani başka bir numara yaptın. Yani kazak kazak gibi bir şey tekrarlamadın. Bu başka bir şey oldu. O olabilir. Pantolonu ben sevmedim. Kot pantolon olsaydı çok daha iyi olurdu. Dene dışarıda. Burada artık gördük. Teşekkür ederim. Bye bye.